Evet, geldik 41. sayfaya. Burada kendimizi deneyelim bakalım arkadaşlar. Ne diyor burada? Şu şekilde bir poster hazırlamanızı istiyor ve kahvaltıda bir kolaj yapın ve sınıf arkadaşınıza kahvaltınızı anlatın. Bu kolaj ile sınıf arkadaşınıza kahvaltınızı anlatın. Neyiniz var, neyi seviyorsunuz onu anlatmanız isteniyor. Bakalım, düşünüyor kafasında, tasarlamış gördüğün gibi kolajı. Bakalım ne diyor? I have olives for breakfast. Yani benim zeytinlerim var. Zeytinleri varmış. Zeytin, peynir ve simit seviyormuş. Daha sonra çörek ve sosisleri de seviyor. Evet, çörek ve sosisleri de seviyormuş. Bunlar varmış. Zeytini varmış. Peyniri varmış. Simit varmış. Çörek ve sosisleri de seviyormuş. Kolajı buymuş. Evet, zaten var orada da, değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Kolajında o da var. Ama pankek de var, çay da var. Onları da ekleyebilirdi aslında. Pankek, çay da var. Burada ne var? Başka bir şey var sanki. Fark edemiyorum ama başka bir şey de var ama göremedim ne olduğunu. Onları da ekleyebilir. Bak, Türkçesini de şuraya yazdım arkadaşlar. İsterseniz onu da not edebilirsiniz. Buradan ne demek istediğini. Tabii ki siz burada farklı şeyler de, şurada benim fark edemediğim şeyleri, mesela kek ekleyebilirsiniz. Çay da ekleyebilirsiniz şuraya. Ne bileyim, zeytinin yerine kek ekleyebilirsiniz, pankek diyebilirsiniz. Ya da tea, olives, cheese, bagel diyebilirsiniz. Peş peşe onları sıralayabilirsiniz. Aşağı geçelim. Baykuşumuz ne diyor? Kendimizi deneyelim bakalım. Diyor ki burada insanların bu birimin sonunda kabul edip reddedebilirim. Yani eğer bunları yapabiliyorsan bir tik koy, eğer bunları yapamıyorsan bir X işareti koy diyor arkadaşlar. Yapabiliyorsan tik koy, yapamıyorsan X işareti koy diyor. Kabul edip reddedebilirim. Evet, kabul edip reddedebilirim. Bu birimin sonunda bunu öğrenmiş olmamız lazım. İnsanların düzenli olarak neler yaptığını anlatabilirim. Evet, anlatabilirim. Ya yapamıyorsanız siz tabii ki X koyabilirsiniz. Bak, like ve dislike, yani insanların neyden hoşlandığını ya da neyden, hangi şeylerden hoşlanmadığını ifade edebilirim. Hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri ifade edebilirim diyor. Evet, edebilirim. Bunların üzerinde çok durduk çünkü, diyor mu? Like ve dislike'ları çok gördük. Siz de zaten bu kelimelere aşinasınız. Yabancı gelmiyor bunlar size, değil mi? Evet, bunlar da şu şekilde ekranda bırakayım. Bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Türkçesi de aşağıda kırmızı ile yazılı. İsterseniz ben onu hemen siyah yapayım, daha rahat göresiniz. Belki siyah daha rahat görenebilir. Hemen siyah yapayım, daha rahat yazabilmeniz için belki. Heh, tamam. Şu şekilde. Evet, 41'i de bitirdik arkadaşlar. Ben şimdi burada 42'ye doğru gidiyorum. Siz durdurup yazın. Peşimde gelin ama like atmadan, yani dislike atmayın. Like atın, öyle gelin. Abone de olun. WhatsApp gruplarında da paylaşın. Hadi bakalım.